Sevgili dostlar, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Geçenlerde bir yazı yazdım Mehmet Görmez hakkında. Şimdi birisi hakkında konuşmalarını değerlendirme yapıyorsunuz. Ne olması lazım? O kişinin buna cevap vermesi lazım. Vermiyor. Kim veriyor? Avukatları dalıyor hemen konuya. Avukatları cevap vermeye başlıyor, çalışıyor. Yani ortada bir iddia varsa, ortada bir değerlendirme varsa konuşmayı yapanın, sözü söyleyenin cevap vermesi lazım. Diğerleri de keşke cevap olsa, keşke ortada hani bir cevap olsa yerince. Anlamak zor, kolay değil ama biz cevap vermek zorundayız. Yani hakkımızda bir iddia varsa, bir söylenti varsa, bizim ağzımızdan yanlış şeyler söylüyorlarsa biz bunun cevabını vermeliyiz. Mehmet Görmez'i yeniden mi parlatıyorlar diye bir yazı yazmıştım. Yani köşemde, Cuma Divanı köşemde bir yazı yazdım. Şimdi orada bazı sözlerini de değerlendirdim. Bunlardan en önemlisi Kurban Bayramı'nda yapmış olduğu Habertürk'teki konuşmasıydı. Yani orada gerçekten dini, itikadı neredeyse bozan sözleri vardı. Çok önemli sözleri vardı. Yani kurbanı anlatıyor. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail'i kurban etmesini anlatıyor. Bunu bir rüya üzerine onu kurban etmeye götürdü diyor. Sonra diyor ki bu rüyaları peygamberler için bir vahiy olduğu konusunda hadisler vardır diyor. Bakın bunu söylüyor. Evet, konu gerçekten böyledir. Peygamberlerin gördüğü rüyalar sadıktır, gerçektir, mutlaka çıkar ve vahiy derecesindedir. Bu şekildedir. Bunu kendisi de söylüyor. Bu konuda hadisler var ama diyor benim çıkarıma göre böyle değil. Yani İbrahim oradan rüyasından oğlunu kurban etmeyi çıkardı. Fakat ben bu ayetten bunu çıkarmıyorum. Bu ne demektir sevgili dostlar? Bu kendini peygamberler üstü görmektir. Başka bir şey değil. Ben ondan daha iyi anlıyorum demektir bu. O böyle görmedi. Ben onun gibi görmüyorum. Ona katılmıyorum. Ya, bunu İsmail Aleyhisselam, baba rüyanı yerine getir demiyor. Baba emrolunduğun şeyi yap diyor. Ayetin devamı var. Babacığım emrolunduğum işi yap. Kim emretti? Cenab-ı Hak İbrahim rüyasına uydu, sadık çıktı. Yani o aslında benim emrimi yerine getiriyor. Yoksa sen bir rüya ile oğlumu nasıl kurban edersin buyurmuyor Cenab-ı Hak. Kendisi de bunu söylüyor ve sonra ben buna katılmıyorum. Buyurun. Böyle bir ifade. Şimdi tabii orada Salalar mevzunu yazdım, başta konuları yazdım, bu konuları yazdım. Eski İstanbul müftüsü Rahmi Yaran atıldı. Kendisi kendi imzasını, kendi emirlerini unutmuş. Salalar işte konusunda biz durdurun emrini vermedik diyor. Bunun belgesini yayınladım. Ama salalar meselesi nedir ki şunlar şu söylediklerimin yanında? Mesela aynı Rahmi Yaran bakıyorsunuz diyor ki ben asıl kutlu doğum haftasına üzülüyorum. Kutlu doğum haftası bir FETÖ projesi olmaması lazım, olamaz. Bu Diyanet'in projesiydi, bunun yapılması lazımdı. Bu çok geniş kitleler tarafından kutlanıyordu, bu daraltıldı. Karın ağrıları var, bakın. Karın ağrıları var. Onun bir FETÖ projesi olduğunu ben 2016'da karşıma çıkan, o zaman Diyanet İşleri Başkanı yardımcısıydı, televizyonlarda ispat ettim. Cevabını veremedi. Bunlar şimdi zaman geçti, herkes unuttu zannediyor. O beyefendilere söylüyorum. Ne daraltıldı acaba? Yani kutlu doğum haftası denen şeyin adı değişti. Mevlidine bir haftası oldu. Sadece hicri tarihe çevrildi. Miladiden çıkarıldı. Yine bir hafta. Peki ne oldu? Sadece yaşlılar mı kutlasın dendi? Okullar
valilikler, kaymakamlıklar kutlamasın mı dendi. Sadece AK Partililer mi kutlasın dendi. Nesi daraltıldı beyefendi? Neden rahatsız oluyorsun? Kılıçdaroğlu koşa koşa gelirken şimdi neden gelmiyor? CHP'liler bile kutlarken şimdi neden kutlamıyor? Hiç mi düşünmezsiniz? Hiç mi tefekkür etmezsiniz? Hiç mi değerlendirmezsiniz? Aynı beyefendi, peki daha çok kitlelere ulaşalım diye, Ramazan'ı da daha çok kimse oruç tutsun diye. Buyurun, Ramazan'ı da sabitleyelim. Daha çok kutlamalar olsun diye, Kadir Gecesi'ni de, Miraç Kandili'ni de, Regaib Kandili'ni de, Berat Kandili'ni de, buyurun sabitleyelim. Bu mudur sizin görüşünüz? Haydi buyurun. Daha çok kimsenin takibi midir? Dini vecibelerin, dini işlerin doğru yapılması mıdır? Hangisi? Siz hangisine esas alıyorsunuz? Yani daha çok kimse oruç tutsun diye orucu Şubat ayına mı sabitleyelim? Ne demek istiyorsunuz? Sevgili dostlar, ben şahsen her zaman her konuşmamda bilirsiniz. Sözü ortaya kurum. Sözü değerlendiririm. O söz üzerinden yürürüm. Afaki nutuklar atmam. İçi boş parlak yazılar yazmam. Neyse o ve burada da 1400 senedir Peygamber Efendimiz'den bize kadar gelen yolu baz alırım, ölçü alırım. Şimdi birileri atılıyor. Bir de Yasin Aktay diye birisi. Ne zaman Mehmet Görmez'e vursam, ne zaman bir mezhepsize vursam, hemen benimle ilgili bir yazı döşeniyor. Hemen baktım, o yazımın arkasından önceki gün kendisi de bir yazı yazmış. Yani neymiş? Yazının başlığı da sünnet adına tuhaf bir tekfircilik. Sünnet adına tuhaf bir tekfircilik. Kim bunu yapan? Ahmet Şimşirgil, öyle mi? Bakın şimdi, birini kolluyor. Biriniz yazıyor. Tuhaf bir tekfircilik. Allah Allah. Bu adam daha önce de bana yazdı. O zaman da hızını alamamıştı. Vay cahil, cuhela, bilmem ne. Demek ki profesör cahil adam falan. Hiç düşünmeyen bir adam. Onun bağnaz bir adam, cahil adam. Bunlar böyle. Her türlü hakareti yapmış. Bir kitabımı okudu mu bilmiyorum. Bir sohbetimi dinledi mi bilmiyorum. Benimle hiç şöyle bir sohbet yaptı da cahil olduğumu nereden çıkarttı bilmiyorum. Bu beyefendi. Ne adına, sünnet adına tuhaf bir tekfircilik. Başlığı atıyorsun. Peki ben nerede tekfir etmişim? Bir tane belge göster ya. İftiracı. Bir belge göster. Bir yazımı göster. Bir sözümü göster. Benim bir kişiyi tekfir ettiğime dair. Ben sözü değerlendiririm. Bir kişiye bu söz küfre gider derim. Söylediğimi söylüyorum. Sözünü söylüyorum. Şimdi Mehmet Görmez. Peygamber böyle çıkardı ama ben ayetten öyle çıkarmıyorum. Şöyle çıkarıyorum. Söylesin bunu ilahiyatçılar, bunun ne olduğunu. Adını koysun koyabiliyorlarsa. Buyursunlar. Ben peygamberden daha iyi anlarım Kur'an'ı. Eğer tersine bunu söylemek istemediyse de kendisi söylesin. Sen ne söylüyorsun be adam? Avukat mısın? Nesin sen? Özel tutulmuş ajan mısın? Nesin ya? Söyle. Adam orada yaşıyor. Ölmedi. Bu profesör hiçbir şey anlamıyor. Benim sözümden anlamamış desin. Daha değerlendireceğim. Onun tavsiye ettiği Loren'in kitabını da merak etmeyin anlatacağım. Onu da anlatacağım bir sohbetimde. Fakat şimdi gelelim şu Yasin Bey'e. Bu kişi içeriği yok. Yazıda ayağı yere basmayan sözler, hamaset, sosyoloji. Hamaset yapıyor sosyolog. Hiçbir sözünün temeli yok. Şurada şunu söyledi, bakın burada bunu söyledi. Bu yok. Tekfirci. Allah Allah, nerede tekfir etti? O yok. Bunlar ehli sünneti. Ehli sünneti ne yapıyorlar?
Ehl-i sünneti kutsallaştırıyorlar. Allah Allah. Nerede kutsallaştırdı? Hangi sözünde? Ehl-i sünnet itikatta mezhebimdir. Bu kadar. Ehl-i sünnetten çıktığın zaman da mezhepsiz olursun. Yani bu açık bir şey. Buna karşı mısın? Söyle. Bunu söylemek kutsallaştırmak mıdır? Onu da söyle. Onu da söyle. Bunu ben uydurmuyorum. Kafadan atmıyorum. Kitapları okuyorum. İmam-ı Gazali'de de bu var. İmam-ı Rabbani'de de bu var. Ahmet İbni Kemal Paşa'da da bu var. Zembilli Ali Efendi'de de bu var. Şemseddin Sivasi Hazretleri'nde de bu var. Akşemseddin'de de bu var. Ahmet-i Yesevi'de de bu var. Söyle. Onlar da mı kutsallaştırdı? Hadi anlat. Haydi söyle. Nesini kutsallaştırdı? Allah Allah. Ehl-i sünnet ölçü demektir, ölçü. Güya kendisi de ehl-i sünnet orta yoldur. Hangi orta yol? Şimdi gelelim bakalım kendi sözlerine. Arapça kanallarda, televizyonlarda yapmış olduğu konuşmalara. Cevabını ver bakalım beyefendi. Bunların cevabını ver. Bırak Mehmet Görmez'i. Merak etme, seninle ilgili programlar yapacağız. Sen kendini savun. Kendini söyle. Bakın şimdi sözlere. Bunlar Arapça yayın yapan televizyonlarda. Biz insanları içki içmekten, zinadan, fuhuştan men etmek istemeyiz. Yani bakın, bunlar şahsi hürriyettir. Bunlar şahsi hürriyet. İslam hürriyetleri teşvik etmektedir. Buyurun şimdi. Buyurun açıklayın. Kendini koru sen kendini. Sen kendine cevap ver. Biz. Şimdi siz kimsiniz beyefendi? Ehl-i sünnet misin? Vehhabi misin? Mutezile misin? Mürciye misin? Cebriye misin? Kimin adına konuşuyorsun? Bunu kimin adına söylüyorsun? Biz insanları içki içmekten, fuhuştan, zina etmekten, genel evlerden men etmek istemeyiz. Bunlar şahsi hürriyetler. Ve İslamiyet de ne yapıyor? Bu hürriyetleri teşvik ediyor. Bunları yapın diyor, öyle mi? Kaynak. Hadi ver bakalım kaynağını. Göster. Spiker, sen bunlardan rahatsızlık duymuyor musun diyor. Müslüman spiker, Arapça. Arap spiker. Bunlardan yani şimdi rahatsızlık duymuyor musun diyor. Hayır, vallahi rahatsız olmam diyor. Hadi buyurun cevabını. Peygamber böyle yapmadı. Yani men etmedi diyor. Ne yaptı? Buna göre peygamber sadece nasihat etti. İçmeseniz iyi olur dedi, öyle mi? Zina etmesen güzel olur dedi. Öyle mi? Ya Kur'an-ı Kerim'de bunlarla ilgili ayetleri sen okumadın mı? Zina ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de hangi ayetler var şimdi? Hadi hangi ayetler var? Bunları duymadın mı? Allah Allah. İçki ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de ayetleri duymadın mı? Yani şimdi içki içmekten, zinadan, fuhuştan, Allah Allah. Bunlardan hiçbir şekilde men etmek istemiyor. Peygamber demek ki Kur'an-ı Kerim'deki emirlere uymuyor, öyle mi? Men etmiyor. Sadece iyi olur diyor, nasihat ediyor, bırakın diyor. Öyle mi? Peki benim Kur'an'dan anladığım budur diyor şimdi. Sen tefsir alimi misin ya? Kimden okudun? Hangi tefsirden okudun? Hangi tefsiri okudun? Şimdi geldik Görmez'in talebesi. Şıracı İnan Bozacı. Onun şeyini esas aldı. Öyle mi? Benim çıkarımım bu dedi, bu dedi Görmez. Ben böyle çıkardım. Yasin Aktay ne diyor? Benim Kur'an'dan anladığım budur diyor. Öyle ya. Her çocuk çıkartır. Bunlar ehl-i sünnet dışı hiç kimseye, Mustafa Öztürk'e mi, Kur'an'ın Allah kelamı olmadığını söyleyen bir söz söyledi. Ha bazen de diyor, bu da benim hakkım diyor, katılmadıklarımı söylerim falan diyor. Ama başkasına söyletmiyor. Fazlur Rahman. Ben onu çok tenkit etmiş, ama başkası yapınca linç oluyor. Sen yapamazsın. Bu beyefendi yapar. Çünkü bu beyefendi 3 tenkidini yapar ama altına alır ki Fazlur Rahman'ı okuyun. Ondan istifade edin. Çok değerli bir zat, büyük bir zat, öyle altında övecek. Bizim gibi bakmayacak. Kim Fazlur Rahman? Tarihselci.
Kur'an-ı Kerim ne yaptı? O günün Müslümanlarınaydı, Hristiyanlarına. O günün Yahudilerine seslendi. Bugünün değil. Bir FETÖ sözü değil miydi bu aynı zamanda? Düşünün şimdi. Mehmet Aydın'ın sözlerini düşünün. Kur'an-ı Kerim'in %48 atılması lazım diyenleri düşünün. Fazlur Rahman. Şimdi Fazlur Rahman'a bir taraftan hatalarını söyleyecek. Onun gibi katılmıyor. Öyle ya, bu da başka çıkarımda bulunacak. Ama Fazlur Rahman'ın aynı şeyi devam ediyor. Dikkat edin. Hadisleri, sünneti peygamberin o devre ait bir yorumu olarak görüyor şimdi Yasin Aktay. Hadisler, yani Kur'an-ı Kerim'i açıklayan hadis-i şerifler o günün yorumuydu, bugünün değil. Bugünün yorumunu kim yapacak? Görmez yapacak, Aktay yapacak. Kimden aldılar bunu? Fazlur Rahman'dan. Fazlur Rahman'a söz söyletir mi? Görmez'e söz söyletir mi? Evet, daha çok. Daha çok. Şimdi beyefendi, bırak onu bunu. Bırak Görmez'i. Bırak, bunların adını koy. Öyle tekfircilik. Nerede tekfir? Şimdi şunların karşılığı nedir? Bana bunları söyleyin. İlahiyatçılar söylesin. Din adamları söylesin. Bunlar nedir? O günün yorumu, peygamberin sözleri, hadisler. Bugüne gelmiyor, öyle mi? Evet, Arapça televizyonlarda yapılan konuşmalar. Şimdi söylüyorum, yalanla bakalım bunları. Yalanla bunları, yüreğin yetiyorsa bunları yalanla. Daha çok sözlerim var, çok devam edeceğiz sevgili dostlar. Ama dikkat! Ehl-i Sünnet itikadına, inancına 1400 yıldır gelen, bugüne kadar değişmeden gelen o tertemiz yola dikkat edelim. Ona uyalım. Onu iyi bilelim. Yoksa kaybeden biz oluruz sevgili dostlar. Hiç kimseyi tekfir etmek bizim işimiz değil. Bizim işimiz doğruları ortaya koymaktır, yanlışları göstermektir, hamasetle değil, fikirle. Yanlış, yalan yanlış iftiralarla değil. Ona buna cahil, vay cahil, vay bağnaz, vay bilmem ne saldırılarıyla değil, hamasetle değil. Sözlerle söylüyoruz. Hadise budur sevgili dostlar. Tabii o kadar çok telefonuma mesajlar geldi ki hocam böyle söylüyorlar. Bize de açıklama yapmak düştü. Bu açıklamalara devam edeceğim sevgili dostlar. Hepinize muhabbetlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun.